Yalancı işkembe çorbası, 200 gram dana kıyma, 1 yumurta sarısı, 1 çay bardağı süt, 5 yemek kaşığı un, 2 diş sarımsak, 2 yemek kaşığı sirke, tuz. Üzeri için 2 yemek kaşığı tereyağı, pul biber. Bir tane yumurta alıyoruz. Yumurtanın yalnız akını ayıracağız. Ben hemen şunun altını yakıyorum. Bir yandan kıymamızı koymamız gerekiyor. Evet. Çünkü kıymanın kavrulması lazım. Burada 200 gram dana kıyma var. Maksat kıymayı koklatmak. Evet. Bir güzel kokusun. Evet. İçinde et olsun. Et olsun. İçinde sarımsağına kıyması olsun. Olsun. Tamam. Yaktın mı altını? Yağ koymadım. Koyma. Koymayayım mı? Koyma. Tamam. Kıymanın yağı çıkar. Şöyle. O orada olurken. Biz bunu aç yavrum sen. Biraz da tuz. Çok az tuz alalım. Şu kadar yeter. Çırpmak için. Yumurtanın açılması için. Yumurtayla tuzu açıyorsun. Evet. Allah Allah. Tamam. Eğer yumurtaya tuz koymazsan açılmaz çabuk. Top top kalır. Ben bu yumurta aklarını hiç atmam. Mesela iki günde bir illa böyle aklarım birikiyor. Hemen kendime beyaz omlet yapıyorum sabahları. Şimdi bana bir çay bardağı kadar buraya. Küçük standart küçücük bir çay bardağı var. Bizim çay bardağımız onlar zaten. Evet. Tamam. Bir de un. Üç kaşık. Şöyle dolu dolu olsun. Şöyle tepeleme. Ne kadar alırsa. Dolu dolu. Bir. Senin şimdi kaç çocuğun var? Ben biliyorum seni tanıyorum ama benim istersen. Benim iki tane kızım var. Dünya tatlısı. Jülideciğim ve. Ajlan. Efendim? Ajlan. Ajlan'ın adını unuttum. Çok kusura bakmayın. Sonra Ajlan. Ne yapıyorlar? Çalışıyor Ajlan. Jülideciğim resim yapıyor. İnanılmaz böyle sanatla dolu bir kadın. Sadece çok tatlıdır. Sade resim değil. Başka bir sürü şeyler yakmaları yapıyor. Yakmaları var, kolyeleri var, kitap yazıyor. Şimdi buna su koyacağız çocuğu. Ne koyacağız? Su. Ilık mı, soğuk mu? Soğuk. Şu an sen ne hazırlıyorsun? Ne bu sosu? Yani bunu başka mesela çorbalarda kullanabiliriz. Tabii. Başka çorbalarda da yani kullanılabilir. Bak şimdi ben 3 kaşık dedim ama isterseniz bunu fazlalaştırabiliriz. Çorbamıza göre. Yani ben istersen 5 yapalım kaşığı. Tencerene göre düşün. Tenceremiz alır. Arttırayım mı azıcık? Arttır. Nadir Sultan dayanamadı geldi bak. Gel hayatım gel. Kolay gelsin. Teşekkürler. Gel, ne işler yapıyorsunuz? Vallahi bir çorba yapmaya uğraşıyoruz. Hadi bakalım. yapın bakalım nasıl güzel olur herhalde. Hadi bakalım kaynanam al sen de sarımsak döv. Bugün çok sataştın bana. Ver sarımsak. Görüyor musun ben? Azıcık dövürsem dövecek beni vallahi. Az yapma. Hiç hadi. Olur. Ağzım da öyle. Tuz koyacağım. Kaç kere dövdün seni? Azıcık tuz koyacağım. Tuz koyacağız. Koyuyorum. Birazcık tuz koyacağım. Yani büyüklere el... Herhalde kaldıran yoktur diye tahmin ediyorum. Bazen böyle çirkin haberler duyuyoruz. Sen bir bıçak ver acık onları böyle ufak ufak yapayım ben. Umarım böyle şeyler olmuyordur. İnşallah. Onlar bizim başımızın tacı. İnşallah kızım. Herkes öyle düşünmüyor çocuğum. Topuk olmayana kadar onu evet, karıştırıyorsun. Eziyorsun, çıkarıyorsun. Evet yavrum. Sen de isterdin değil mi böyle eşin olsa kaç tabii. Yıl değil mi? Yalnızlık zor. Vallahi yalnızlık hani özellikle böyle yaşlandığınızda bir kahve içecek, bir sohbet edecek, böyle elinizden tutacak biri olması galiba çok önemli. Var ya benim 4 tane oğlum var. Evet. 4 tane oğlana sen mi şimdi onlar mı sana bakıyor sen mi onlara bakıyorsun belli değil ama. Yok bakmıyorum ben. Herkes evinde yerinde. Hayır ama hep kolluyorsun hala onları. Kollarım ben görüyorum. Ha? Bunu kapıyorum ben şimdi. Kıymamızı hemen soğumaya alayım ben. Bu şimdi alma tabağı. Bu yeterli bir soğur şimdi. Ne yapacağız ona biz? Ona su koyacağım şimdi biraz. Şimdi kıymaya bunu yavaş yavaş alıştıra dökeceğiz. Dökeceğiz. Süzgeçi ver. Ne diyorsun Adide Hanım? Süzelim değil mi? Evet.
Biz de bunu böyle yapmıyoruz da parça et pişiriyorum ben. Un çorbası. O ayrı. He, düğün çorbası. Düğün çorbası. Güzel, çok güzel. Onda sarımsak yok. Ver bana alayım onu. Hı. O sarımsaksız. Aynı şekilde yapıyorsun etle mi? Nerede evet, etle. Evet, pişiriyorum tabii. Etle. Tabii yumurtayla limonla terbiye yapıyorum. Üstüne de kırmızı biber haşlıyorum. Düğün çorbası. Düğün çorbası çok güzel olur. Çok güzel olur. Kaynayana kadar karıştıracak mısın şekerim? Sonra su mu koyacaksın? Biraz. Bakacağım. Koyuluğuna bakacağım. Karıştırmazsan arttıracaksın şey yani. Eğer. Tutar altını. Tamam. Anladım. Neredeyse çorbamız tamamlandı. Sonrasında sarımsağı, sirkesi karışacak. Koyacağız. Misler kapayacağız. Gibi. Kokacağız. Yağını yakıp. Üstüne de biber haşlayacaksın değil evet. mi? Evet. Aynen öyle. İyi. Siz burada konuşurken ben de buraları topluyorum. Ver. Ver canım. Sen hani böyle ahiretlik diyorsun ya Ülkü teyzeye falan. Bana da de. Sana da derim tamam. Ne kime deniyor ahiretliğim hani ya böyle? Çok yakın arkadaşına. Çok samimi arkadaşa. Şimdi siz kanka diyorsunuz ya. Ha. Biz de ahiretlik diyoruz. Tabii. Sizin kanka dedikleriniz. Ülkü teyzeye buradan selam mı söylesek Nail'e Sultan? Bak buraya. Biraz daha koy bak, hayatım. Söyle. Selam söyleyelim Ülkücüğüme. Hayatım. Evet. Azıcık daha su koy. Bak çocuklar çorba şeyine geldi. Böyle bir yıl mı olması lazım? Atıyorum 10 yıllık, 20 yıllık arkadaş mı tabii, olması lazım? Tabii. Yoksa şu andan itibaren ahiretliyimsin olmaz. Olur mu canım? Öyle hemen iki günde ahiretlik olur mu? Olmaz. Samimi arkadaş. Ülkü benim kaç senelik arkadaşım? Samimi arkadaş. Tabii 30 Şimdi senelik belki. Çok samimi arkadaşına ahiretlik olur. Tabii. Evet. Yeter değil mi suyu? Yeter. Çok yeter. Güzel oldu kıvamı şekeri. Tuz koyalım şimdi. Beğendim kıvamını. Tuz. Ver bana ben sana koyayım. Sen tuzunu bakalım. At. Sen bana dur de. Çok da olmasın. Olmasın az bence da olmasın. De. Hı. Şimdi sarımsakla sirkeyi mi karıştıralım? Evet yavrum. Şöyle iki kaşık o zaman. Bir, bu da iki olsun. Misler gibi soğan, sarımsak koksun. Yine göster de. Ay ağzım sulandı. Senin kocan gibi ben de sirke deyince tuhaf oluyorum. Tamam, dökebilirsin. Katıyorum. Kat yavrum. Şimdi bu kaynayana kadar tamam, karıştırılacak. Şimdi. Sonrasında suyun kabını alırız. Hı. Bir üstüne yağ koyacağız. Biberle yağ şimdi. Biberle yağ konacak. Bu tamamdır. Kadar. Ben hazırlıklarımı yapayım. O arada o kaynasın. Sonra da güzel bir masa kuralım. Tamam çocuğum. Şimdi şekerim önce bunu önce alalım. Çorbamızı. Gel şekerim yalnız tatlı bildiğin hazır tatlı gibi olmuş. Değil mi? Güzele benziyor. Onu amcan boşaltacak ama. Tam bir çorbalık olmuş. Pul biber koyuyorum. Tamam pul biber koy. Tamam. Varam bir. Bu bitti. Böyle aldık. Kalp oldu bak. Kalp oldu. Böyle yapıyor bana kaynana.